Herkese merhaba, ben Fatih Portakal, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir anlatımla karşınızdayım. Gündem tabii ki neticede kısıtlamalardan da çıktık. Bu kısıtlamalara niçin girmiştik? Covid-19 yüzünden biraz daha birbirimizle olan yüz yüze iletişimi azaltmak ve hastalığın, virüsün yayılmasının önüne geçmek. Hafta sonu böyle bir kısıtlamamız vardı, 50 küsür saat. Onu bitirdik. Yeni bir hafta da başlıyor ve yeni haftayla birlikte tabii gündemimiz yine en başta sağlık olduğu için korona. Çünkü dünya da bunu konuşuyor, Türkiye de bunu konuşuyor ve epey daha bir süre, epey demeyeyim ama birkaç ay daha en azından bu soğuk ayları geçirene kadar koronayı konuşacağız. Tabii koronada şöyle bir baktığımızda vaka ve hasta sayısına aşağı yukarı 40 binler civarına gelmiş bir Türkiye var. Ve toplamda test sayısı 178.903 oldu. Pazar günü itibariyle diyelim. Toplam test sayımız ise 20 milyona yaklaştı. 20 milyon insana test yapılıyor, onu da söyleyeyim. Burada ağır hasta sayımız dikkat çekici. Türkiye işte burada sıralamaya da giriyor dünyada. 5800 ağır hasta sayısı 5800 ve hayatını kaybedenlerin sayısı, vefat eden yurttaşların sayısı da 15 bine geliyor. Bu da dikkat çekici bir başka nokta. Tabii bizi sevindiren, bizi mutlu eden, iyileşen insanların sayısı 430 bine yaklaşmış durumda. İyileşen yurttaşlarımızın sayısı. Tabii burada son birkaç haftadır da artık vakayla hastayı birleştirmeye başladık. Tabii bu hep 9-10 aydır konuştuğumuz konuydu ve bir müddet sonra da bu virüs ortaya çıktıktan sonra 4-5 ay sonra bunun çözümü nasıl olacak diye konuşulmaya başlandı. İşte ilaç mı olacak, aşı mı gelecek, nasıl olacak ve son birkaç aydır, 2-3 aydır da farklı aşılar sizin de kulağınıza gelmiştir. İşte Pfizer-BioNTech'in bulduğu bir aşı var. Çinlilerin bulduğu bir aşı var. Rusların bulduğu bir aşı var. Oxford'un bulduğu bir aşı var. Amerika'da başka bir şirketin bulmuş olduğu aşı var. Aşılar bu şekilde hayatımıza giriyor. Türkiye'de de zannedersem yerli aşı üzerinde çalışmalar var. Önümüzdeki aylarda belki onu da duyacağız nasıl olduğunu. Tabii önce yurt dışına bakmak gerekiyor. Çünkü İlaç devleri bunun üzerinde çalışıyor. Dünyadaki ilaç devleri bu konu üzerinde çalışıyor. Şimdi sizi ta okyanus ötelerine götüreceğim. Deniz aşırı bir yere götüreceğim sizi. Doktor Gökhan Çıldır karşımda, Avustralya'dan karşımızda. Hocam selamlar. Size iyi akşamlar, bize iyi günler. Merhaba Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok güzel. Bağlantımız da çok güzel. Avustralya ile hiçbir sıkıntı yok. Doktor Gökhan Çıldır Adelaide'da yaşıyor. Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı kendisi. 30'lu yaşların hemen başında, onu da söyleyeyim. Hani beyin göçü diyoruz ya. O beyin göçüyle yurt dışına gönderdiğimiz, Türkiye'de değerini çok da fazla bilemediğimiz insanlardan biri. Türkiye'yi hem kendini temsil ediyor, hem ailesini temsil ediyor, hem de tabii ki milletini temsil ediyor. Sizinle karşılıklı konuşmaktan büyük keyif alıyorum, onu da söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim, Avustralya'da şunu sorayım. Korona nasıl şu anda? Yaz aylarındasınız ama mücadele nasıl gidiyor COVID-19'la? Avustralya çok çetin bir mücadele örneği sergiledi koronayla. Özellikle Şubat ve Temmuz aylarında vaka sayıları giderek yükselmeye başlamıştı. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında günlük 700'lü sayılarda vakalar görülmeye başladı. Ve Avustralya'nın sadece belli bir eyaletinde, Victoria eyaletinde, Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaletinde bütün vakalar yoğunlaşmış durumdaydı. Dünyanın en uzun süren karantina uygulamalarından birine gitti Avustralya. 111 gün boyunca insanlar gerçekten zorlu ve çetin bir karantina sürecinden geçtiler ve şu anda yani mutlulukla söyleyebilirim ki Avustralya'da hemen hemen hiç Covid vakası görünmüyor diyebilirim. Çok zor ve uzun bir karantina süreciydi. İnsanlar gerçekten ekonomik olarak zor durumda kaldılar ama şu an çok başarılı bir mücadele devam ediyor açıkçası. Peki hocam, orası bir ada. Yani ada olmasını da sağlamış olduğu bir avantaj var mı izolasyonu açısından? Evet. Yani uluslararası uçuşları kapattı Avustralya büyük bir ölçüde. Aynı zamanda ülke içerisindeki trafiği, hava ve yer trafiğini de çok iyi kontrol etti açıkçası. Çok hızlı ve çok sayıda test yaptı. İnsanları şeffaf bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bilgilendirdi. Tabii toplumsal bilincin de üst düzeyde olmasından ötürü mücadele biraz daha kolay hale aldı açıkçası.
Hocam şeffaflık dediniz de Türkiye'de şeffaflık çok fazla yok. Nedense bazı şeyleri ilk başlarda yasaklamaya gittiler. Veya yasaklama demeyeyim de söylememe yolunu tercih ettiler. Son 2 haftadır artık hasta sayısı ve vaka sayısı açıklanmaya başlandı. Vaka ayrı, hasta ayrı olarak açıklanıyor. Avustralya hep ilk baştan itibaren şeffaf mı davrandı yurttaşlarına bilgi paylaşımında? Evet, kesinlikle halk bu noktada gerçekten açıklanan sayılara ve yapılan mücadeleye kesinlikle bir güven örneği sergiledi. Başından beri Avustralya hükümeti gayet şeffaf davrandı. Vaka sayıları çok olmasına rağmen mücadeleyi kesinlikle devam ettirdi. Tabii halk da alınan önlemlerin işe yaradığını gördükçe, vaka sayılarının düşmeye başladığını gördükçe daha bu sosyal mesafe, temizlik ve diğer önlemlere karşı alınan önlemlerin işe yaradığını gördükçe açıkçası bu işe daha sıkı sarıldı ve vaka sayıları gitgide düşmeye başladı. Tabii ki herhangi bir ilaç ya da çalışması çıkana kadar da halk bir şekilde sabretmeye devam edecek. Şimdi hocam, immünologsunuz. Yani bu ne demek? Bunu bir kısacık bize anlatın. Bir üniversitede görev yapıyorsunuz. Avustralya aşı çalışmalarını yapıyor mu? Kendisini de geliştirmek üzere olduğu bir aşı var mı? Ne diyorsun? İmmünoloji bağışıklık sistemi bilimi Fatih Bey, vücudumuza giren mikroorganizmalara ve diğer bazı hastalıklara karşı vücudumuzun verdiği savaşı inceliyoruz. Nasıl bunu daha artırabiliriz? Moleküler düzeyde ne gibi ilaçlar ve aşı çalışmaları yapabilerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz? Bu gibi çalışmalar yapıyoruz. Avustralya da kendi aşısını geliştiriyor, diğer ülkelerde olduğu gibi. Ancak şu anda faz 1 ve faz 2 dediğimiz daha erken aşamada bu aşı. Özellikle Mart-Nisan ayında gibi çalışmaların bitmesi bekleniyor. Daha sonra da Avustralya tüm güvenilirlik ve şeffaflık testlerini geçtikten sonra bu aşı halka dağıtmayı düşünüyor bu aşıyı. Ancak tabii ki tek bir aşıya bağımlı kalmıyor diğer ülkeler gibi Avustralya'da. 5 farklı şirketle anlaşma yapıldığı duyuruldu. Mart ayından itibaren özellikle sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzerindeki insanlara aşılamanın başlayacağı belirtildi hükümet tarafından. Peki burada hangi aşıları tercih ediyor Avustralya hükümeti? Şu anda kendi aşısı yok. İlk başta hangi firmanın yaptığı aşı kullanılacak? Şu an zaten 3 tane ileri seviyede aşı var biliyorsunuz. BioNTech, Pfizer ortaklığı, Moderna'nın ve Oxford AstraZeneca'nın bu 3 aşıyla da anlaşma yapıldığını duyurdu Avustralya hükümeti. Yeterli sayıda tüm halkı aşılayabilecek sayıda aşı anlaşmaları yapıldığını bildirdi. Mart ayından itibaren bu aşıların ülkeye gelip halka dağıtılması bekleniyor açıkçası. Peki Çin aşısını tercih ediyor mu? Çin yakın Avustralya'ya. Öyle bir tercihi var mı? Hayır, Çin aşısını tercih etmedi Avustralya. Bunun tabii ki politik ve ekonomik sebepleri büyük ihtimalle olabilir. Bildiğim kadarıyla Çin aşısını zaten Türkiye, Brezilya ve Endonezya gibi ülkeler tercih etti. Şu anda özellikle Batı ülkelerinde bir tercih olmadı bu aşıya yönelik. Peki bu konuda Çin aşısını biliyor musunuz? İçeriği bakımından mı? Yani ekonomik ticari olabilir, o ayrı mesele, bilmiyorum ama aşının içeriğinin veya denemelerinin yetersiz olduğundan dolayı mı Çin aşısı tercih edilmiyor da diğer işte Oxford'un, Pfizer'ın aşısı tercih ediliyor? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Çin aşısı hakkında bir bilginiz var mı? Tabii ki Fatih Bey, Çin aşısı geleneksel diye tabir edebileceğimiz bir yöntemle geliştirilmiş bir aşı. Pek çok aşamayı faz 1, faz 2 gibi aşamaya atlattı. Şu an faz 3 çalışmasının sonuçlarını bekliyoruz. Açıkçası bilimsel olarak sorunu olan bir aşı değil. Çok uzun zamandır insanların bilerek güvenle kullandığı inaktive edilmiş virüs. Yani vücudumuza sizi hasta etmeyecek şekilde kimyasal yöntemlerle inaktif edilmiş bir virüs veriliyor bu aşıyla. Bu geleneksel ve bilinen güvenli bir yöntem açıkçası. Avusturya hükümeti neden bunu tercih etmedi bilmiyorum ama tabii diğer bahsi geçen RNA tabanlı diye belirtebileceğim Pfizer, BioNTech ve Moderna aşılarına göre bazı avantaj ve dezavantajları var bu aşının. En büyük avantajı bahsettiğim gibi geleneksel bir yöntemle üretildiği için daha güvenli ve daha halk arasında açıkçası kabul edilebilen bir aşı. Ancak tabii ki bazı dezavantajları da var. Çok yüksek miktarda üretilebilme sorunu var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde birçok ülkeye dağıtılma sorunu var.
Özellikle bu sorun tabii ki yeni teknolojilerle, BioNTech ve Moderna'nın geliştirdiği RNA tabanlı yeni teknolojilerle aşılacak gibi gözüküyor. Çünkü bu yeni tip aşılar bazı ciddi avantajlara sahip. Özellikle çok hızlı ve ucuz bir şekilde üretilebiliyor. Yeni bir teknoloji kullanmasını... Evet, çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Yani mesela birkaç yıl sonra yeni bir pandemiyle karşılaştığımızda artık çok büyük bir ihtimalle geleneksel aşı yöntemlerinden vazgeçilip bu RNA tabanlı dediğimiz aşılara yönelecek büyük ihtimalle, özellikle büyük ilaç şirketleri de. Çünkü güvenli ve koruyucu olduğu gösterildi açıkçası bu tip bir yöntemin. Başta böyle bir korku vardı. Acaba bu yeni yöntem güvenli ve koruyucu olacak mı? İnsanlarda ciddi yan etkileri sebep olacak mı diye. Ancak 40 binden fazla insan üzerinde yapılan, gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar hem koruyucu hem güvenli olduğunu gösterdi. Şu an sadece uzun vadede herhangi bir yan etkileri olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak tabii önemli bir dezavantajı da var bu tip aşıların. BioNTech ve Moderna aşıların. Evet. O da transportasyonu, yani ülkelere dağıtımı birazcık zor. Çünkü çok soğuk buzdolapları gerekiyor. Özellikle BioNTech için -70 derece, Moderna için -20 derecelik buzdolapları gerekiyor ki bunlar çok pahalı buzdolapları. Türkiye gibi ve diğer ülkelerde bunların altyapısı büyük bir sorun teşkil edecek. Ancak tabii Amerika, İngiltere, Avrupa gibi ülkelerde bunu çok sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Altyapıyla dağıtımı sanırım daha kolay olacak. O yüzden ülkeler bu yöntemi tercih etmiş olabilirler şahsi kanaatimce. Peki burada şunu da merak ediyorum. Yani bir tarafta geleneksel Çin aşısı, diğer tarafta RNA taban dediniz. Geleneksel dediğiniz yani bizim hani kızıl kızamık gibi vurduğumuz, kaba kulak gibi vurduğumuz aşılar mı? Onu mu anlayalım biz geleneksel evet. deyince? Evet. Yani bu virüs inaktive edilmiş bir virüs. Tamamen daha önce birçok yöntemle insanlara denenmiş bir yöntem. Diğer tarafta ise şu an gündemde olan RNA tabanlı diye tabir ettiğim aşı ise daha önce hiçbir şekilde denenmemiş. Daha doğrusu onaylanmamış bir aşıydı. Ama yeni bir teknoloji, çok ümit vaat eden bir teknoloji. Yeni pandemilere karşı çok hızlı cevap verilebilen bir teknoloji. O yüzden artık önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha popüler olacağını tahmin ediyoruz bilim camiasında. Tamam, bu yani bilimin gelişmesiyle birlikte geleneksel aşıdan, yani bizim şöyle bir örnek vereyim, geleneksel medyadan dijital medyaya geçmek gibi bir şey. Geleneksel aşıdan daha modern aşı stiline geçmek gibi bir şey. Peki Türkiye aşı çalışmalarını yapıyor. Siz ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'deki yapılan aşı çalışmaları geleneksel mi yoksa RNA tabanlı mı? Daha çok geleneksel yöntem dayalı bildiriyle. Çünkü dediğim gibi bu güvenilir olduğu bilinen bir teknoloji ve şu an RNA tabanlı aşıları çok fazla sayıda şirket yapamıyor. Bu yeni bir teknoloji olduğu için zamanla açıkçası daha yaygın olacağını düşünüyorum. Anladım. Anladığım kadarıyla geleneksel aşı tabii biraz daha ucuz oluyor herhalde diğerlerine göre, öyle değil mi hocam? Daha ucuz olmuyor. Diğer RNA tabanlı yeni aşılar daha ucuz. Çünkü geleneksel yöntemin en önemli dezavantajı zor üretilmesi. Yani tamamen öldürülmüş virüs kullanıldığı için bunun yüksek miktarda milyonlarca üretilip üretilmesi gerçekten pahalı ve zor bir yöntem. Ancak dağıtımı kolay. 4 derecede bir buzdolabına dağıtılabiliyor. Yani avantajı var. Peki Avustralya hükümeti ücretsiz olarak mı yurttaşlarına verecek aşıyı? Sosyal devlet mantığıyla bakarsak. Öyle olması gerekiyor. Bizde de öyle olacağı söylendi. Şimdi aşıyla ilgili şunu merak ediyorum. Hocam bu aşıyı vurulduğumuz andan itibaren biz artık korona olmayız diyebilecek miyiz? Çok güzel bir soru Fatih Bey. Maalesef cevap şu an için evet ya da hayır diyemiyoruz. Ancak büyük ihtimalle hayır olacak. Çünkü ne kadar uzun süreli bağışıklık bize kazandırdığı şu anda bilinmeyen en önemli sorulardan bir tanesi. Ancak bilim camiasındaki genel kanaat şu anda bunun ömür boyu bir koruma sağlamayacağı yönünde. Grip aşılarına benzer şekilde belki bir ya da maksimum iki yıllık bir koruma sağlayabileceği kanaati hakim. Tabii şu anda hem o kadar süre geçmediği için bilmiyoruz bunun olup olmayacağını. Ancak çok yüksek bir ihtimalle ömür boyu bir koruma sağlamayacak bu aşı. Ne geleneksel aşı ömür boyu koruma sağlayacak ne de yeni aşı türü koruma sağlayacak. Peki bir doz vurulacak. Bu bir dozu vurulduktan sonra bir daha bizim ikinci doz vurulmaya ihtiyacımız olacak mı?
Şu andaki gündem olan aşıların hepsi iki doz vurulması gerekiyor Fatih Bey. Yeterli miktarda bağışıklık sağlayabilmesi için 2 ile 4 hafta arasında iki doz vurmamız gerekiyor. Şu ana kadar koruyucu ve güvenli olduğu gösterildi bu çalışmaların. Ancak en son Türkiye'nin gündeminde olan Çin aşısının faz 3 çalışmalarının sonuçlarını bekliyoruz. Henüz ne kadar bir yüzdeyle koruyucu olduğu tam olarak bilinmiyor bu aşının. Ancak %90'ın üzerinde bir başarı yüzdesi sağlandı Moderna ve BioNTech aşılarında. Bu çok sevindirici bir gelişme tabii ki. Biliyorsunuz İngiltere'de ilk onayı verdi bu aşıya. Diğer ülkelerin de bunu takip etmesini bekliyoruz. Peki burada geleneksel aşıdaki oran %100 müdür? Geleneksel aşılarda mutlu etme oranı %100 müdür? Şu an bunu bilmiyoruz ancak %100 olması kesinlikle mümkün gözükmüyor. Anlıyorum. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün %50'den fazlaki aşıları kabul etme gibi bir şey var. %100 olmasını beklemiyoruz ancak büyük ihtimalle ciddi miktarda belki %80, %90 bir koruyucu sağlaması bekleniyor açıkçası. Şimdi peki bu iki dozu vurduk. Bunu grip aşısı gibi mi düşüneceğiz? Hani kış başları, sonbahar başlarında derler gidin grip aşısı vurun. İşte özellikle kalp hastaları, ne bileyim kronik rahatsızlığınız varsa gidiniz grip aşısı vurunuz. Bundan sonra her yıl böyle korona aşısı olmak için mi gideceğiz artık veya o kafada mı olacağız? Büyük ihtimalle öyle olacak çünkü bahsettiğim üzere bağışıklığın ömür boyu sürmesini açıkçası pek beklemiyoruz. Belki birkaç yıllık bir koruma size sağlayabilir. Tabii çeşitli zamanlarda şu an bilmiyoruz ancak belki vücudumuzdaki bağışıklık miktarının ölçülmesi gerekebilir. Özellikle mesela başka bir ülkeye seyahat etmek istediğinizde gerçekten bağışıklık sahip misiniz, aşı oldunuz mu bu gibi konular çok tartışılıyor. Bunun etik boyutları da var tabii ki. Örneğin kısa bir örnek vereyim. Avustralya mesela, Avustralya'nın havayolu şirketi Qantas, Avustralya'ya uçan herkesin koronavirüs aşısı olması gerektiğini açıkladı mesela. Koronavirüs aşısı olmayanlar büyük ihtimalle Avustralya'ya gelemeyecekler. Diğer ülkelerin de böyle kurallar getirmesini açıkçası bekliyoruz. Hocam, peki iğne vurulduk diyelim, aşıyı olduk diyelim. Benim başkasına bulaştırma ihtimalim var mı? Çok Onu güzel bir biliyor soru Fatih Bey. Şu an bilim camiasının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu. Şu an bunun sorunun musun? cevabını bilmiyoruz. O, Yani yani bir ilaç vurulacak, evet. Siz sizi konuşun lütfen, hastalıktan lütfen. koruyacak, sizi hastalıktan koruyacak güvenli yine yan etkisi olmayan aşılar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak siz bunu başka insana bulaştıracak mısınız, bulaştırmayacak mısınız? Bu şu an çok merak edilen bir konu. Şu an bilmiyor kimse. Mesela grip aşısı olduğumuzda biz grip aşısı olmuyoruz ama insanlara bulaştırıyor muyuz, bulaştırmıyor muyuz? Onu biliyor muyuz? Grip aşısında mesela. Grip aşısı konusunu çok iyi bilmiyorum açıkçası ancak korona aşısında şu anda hastalığı engellemesinin yanı sıra başka insanlara bulaştırmasını da engellemesi gerekiyor. Yani tamamen istediğimiz Tabii. sonuç aslında bu. Birkaç ay içerisinde Evet, doğru zannediyorum söylüyorsun. bununla ilgili çalışmalar da gerekecektir bilim camiasında. Peki, bunun peki aşı yerine ilacı olmaz mı? Yani bir ağızdan alınacak bir hap yapılamaz mı? Var mı öyle bir çalışma? Biz üzerinde çalışıyoruz Fatih Bey bu konuda. Antiviral dediğimiz virüsün insan hücrelerinin içine girmesini engelleyecek bir çalışma içerisindeyiz. Tabi aşıyla ilacın şöyle basit bir farkı var. Aşı sağlıklı insanlara yapılan bir uygulama. Onun bağışıklık geliştirmesi için. İlaçsa daha çok hali hazırda enfekte olmuş, hasta olmuş insanlara virüs yükünü azaltmak ve onların daha kolay iyileşmesini sağlamak amacıyla yaptığımız bir uygulama. Biz de o yönde bir çalışma yürütüyoruz şu an Amerika ve Avustralya ortaklığında. Belli başlı bazı şu anda hiç bilinmeyen ilaçlar keşfettik. Bunların çeşitli aşamalarda şu an test ediyoruz. Gerçekten Siz de var koronavirüsü mısınız bu araştırma ekibinin içerisinde? evet ben liderlik ediyorum bu araştırmaya. Yaklaşık 6 Süper. aydır devam ediyor araştırmamız. Olumlu sonuçlar almayı umuyoruz önümüzdeki süreçte inşallah. Ne zamana bir öngörünüz var zaman olarak yani 1 yıl 2 yıl içerisinde? Şu an kesin bir tarih vermem doğru olmaz açıkçası. Ancak 2021 yılı içerisinde hayvan deneylerinde belirli bir aşama kaydetmeyi ümit ediyoruz inşallah.
Hocam Türkiye'den hiç yok mu size devletten şöyle ya Gökhan Hoca gelin bakalım şöyle bir şeyler yapalım. Biz de bir aşıyı geliştirelim, ilacı geliştirelim. Bak orada güzel çalışmalar yapıyor musunuz? Türkiye farkında mı sizin gibi insanların? Türkiye'de de çok değerli araştırmacılar var. Benim de takip Mutlaka. ettiğim. De kendi geliştirmeye çalıştığı aşılar var. Ancak Fatih Bey biliyorsunuz ekonomik sebepler bunda çok bir yer teşkil ediyor. Yani Evet. araştırma yapmak çok pahalı bir iş. Çok ciddi miktarda yatırım ve bilim kültürünün oluşması gerekiyor. Şu an tabii ülkemiz bu aşamada biraz emekleme aşamasında daha ciddi miktarda yatırım ve ciddi miktarda bir işbirliği gerekiyor açıkçası. Devlet arkanızda demek ki anladığım kadarıyla üniversite, devlet orada bilime büyük önem veriyor değil mi araştırmaya? Evet, yani ne yazık ki pek çok konuda olduğu gibi bilimde de ekonomik bir destek olmadan bilim olmuyor maalesef. Hocam bir şey soracağım şimdi. Bana lütfen samimi bir şekilde cevap verir misiniz? Aşı olalım mı çıktığında ne diyorsunuz? Yani biz kendi bağışıklık sistemimizi mi yaratalım yoksa bu bir işte büyük kartellerin, ilaç firmalarının vesaire gibi oyunu demeyeyim ama yani yaptıkları, sundukları bir şey mi? İlacı, aşıyı öneriyor musunuz? Kesinlikle vur diyor musunuz? Fatih Bey, güvenilirliği ve koruyuculuğu ispatlanmış bir aşıyı mutlaka olun. Aşı yani tıp tarihindeki en önemli keşiftir. Milyonlarca hatta belki milyarlarca insanın hayatını kurtaran bir teknoloji. Ve şu anda bu pandemiden çıkışın tek yolu yani aşı, başka hiçbir yolu yok. Aşı gelmediği sürece insanlar istediği kadar Başka. sürü bağışıklığından istediği kadar sosyal mesafe önlemlerine dikkat etsin. Hiçbir şekilde pandemi bitmeyecek. Aşı bu yoldan çıkmanın sadece tek anahtarı. Bunun için de bilime güvenmek gerekiyor. Bu gibi bilim dışı safsatalara, çipmiş, Bill Gates'miş vesaire gibi safsatalara inanmamak gerekiyor. Şu an bilim insanları gerçekten harika bir iş çıkardı. Bir yıl içerisinde hiç bilinmeyen bir virüsü tanıyıp, onu sekanslayıp ona karşı bir aşı geliştirdi. Bu gerçekten muazzam bir hız. Yani şu ana kadar öne çıkan Evet. teknolojiler ve aşı çalışmaları da güzel gidiyor. Ben çok ümit varım açıkçası 2021 yılının ilk Evet. yarısında Peki. milyonlarca insan aşılandıktan sonra biraz daha kolaylaşacak işler. Ya anladığım kadarıyla biz mevsim olarak 2021'in Haziran-Temmuz döneminde artık bu pandemiyi unutabilir miyiz? Koronayı büyük bir yüzdeyle unutabilir miyiz? İnsanoğlu alt etmiş olacak mı? Bu tabii aşının dağıtılma hızına da bağlı. Ne kadar insanın aşılanabileceğine bağlı. Herkesin gerçekten aşılanabildiğini varsayarsak çok büyük bir oranda rahatlayacaktır bütün insanoğlu. Yani daha önce biliyorsunuz birçok viral hastalığı yendi insanoğlu. Çiçek hastalığı gibi, çocuk felci gibi, bu gibi viral şeyler de aynı konuda şey korona gibiydi. Bunları aşı sayesinde yendik. Bugün gündemimizde yok. Bu da mutlaka belli bir süre sonra yenilecektir. Sadece grip gibi Peki. belki mevsimsel bir hastalık olarak devam edebilir. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Merak ettiklerimizi en azından cevapladınız. Aklımızdaki olanları, soruları da sorduk size. Siz diyorsunuz ki mutlaka aşı olun. Pandemiden kurtulmanın tek yolu aşının olmasıdır. Güvenilir aşılar tabii ki. Ve umarım bir daha böyle bir bela başımıza gelmez. Şunu da sorayım. Son soru o olsun. Sizi bulmuşken. Şimdi bir yıldır bununla uğraşılıyor. İşte çok senaryolar üretildi. Yok laboratuvar ortamında üretildi. Yok işte biyolojik silah olarak kullanıldı bilmem ne. Yok kendiliğinden çıktı, yarasadan çıktı, oradan çıktı. Siz ne görüyorsunuz? Bu gerçekten doğanın içinden çıkan bir şey mi? Doğal yolla oluşan bir virüs mü? Yoksa bir laboratuvar ortamında gelişmişliği var mı bunun, geliştirilmişliği? Sizin öngörünüz ne? Ne görüyorsunuz şu anda? Açıkçası bu sorunun cevabını bence hiçbir zaman bilemeyeceğiz Fatih Bey. Şu an sadece bunun doğadan yarasalar üzerinden geldiği düşünülüyor ve buna dair çok ciddi kanıtlar var. Ancak ben Evet. şahsi fikrim bunu hiçbir zaman %100 bilemeyeceğiz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Doktor Gökhan Çıldır Avustralya'dan bildirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Kendisi koronanın ilacı üzerinde çalışma yürüten heyetin ekibin başında olan bir isim. Daha 33 yaşında büyük bir gurur kaynağı.
hem ailesi için hem bizler için. Sağolunuz, var olunuz. Kendinize çok iyi bakınız. Koronasız günler diliyorum hepimize. Teşekkürler Fatih Bey, hepimize. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu şekilde özetlemeye çalıştık size. Hocanın dediği, Gökhan Hoca'nın dediği, evet aşı olmalı. Dünyada geliştirilen aşılar var. İşte Pfizer'ın, Oxford'un, Amerika'da Moderna'nın, bu aşıların güvenirliği önemli. Ama bu aşıyı olduktan sonra sizin bir daha korona olmayacağınızın garantisi yok. Henüz o daha bilinmiyor. RNA tabanlı yeni bir aşı olduğu söyleniyor. Daha ucuz olduğu söyleniyor. Kendisi öyle söyledi. Ve bunu bulaştırma ihtimaliniz var mı aşı olduktan sonra, o da bilinmiyor. Ancak koruyuculuğun olduğu, 90-95 oranında, %90-95 oranında koruyuculuğunun olduğu biliniyor. Çin aşısının farkı geleneksel bir aşı olması, bizim o bildiğimiz tarzda aşılardan olması. Ama dünyanın artık teknolojiyle birlikte bu yeni tür aşıya yöneldiğini de ifade etti hoca. Daha yol alınacak bir mesafe var gördüğüm kadarıyla aşı konusunda. Evet, koruyuculuk sağlıyor. Evet, pandeminin yayılmasını önlüyor ama daha birçok soru var. Bir daha korona olur muyum? Ben bunu aşı olduktan sonra bir başkasına yayar mıyım, yaymaz mıyım? Onu da zaman gösterecek diyor Sayın Hocamız. Teşekkürler. Bu şekilde bilgilendik. İyi de oldu. Koronasız günler diliyorum sizlere. Daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı ve daha güvenli bir dünya ve tabii Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.